İkincinin tepe noktasından başlayalım. O kolay çünkü. R eşittir 2 bölü 2'den 1. Eksi D bölü 2A. Şimdi bunun tepe noktasının apsisi bunun köküymüş. Kök denklemi sağlar. 4 artı M artı 2 artı M eşittir 0 olacak. Çünkü kök denklemi sağlar demek kök malum y'si 0 demektir. Bu yüzden 2M eşittir eksi 6. M eksi 3 arkadaşlar, B şıkkı. Bir parabolün bir doğruya göre simetriği yine kendisi ise aslında bu simetri eksenidir. Yani parabolün tepe noktasının geçtiği doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden tepe noktasının apsisi 2m bölü 2'den m eşittir m kare eksi 6 olacak. M kare eksi m artı 6 eksi 6 eşittir 0. M'nin alacağı değerler toplamı m1 artı m2 1 olur. Eksi b bölü a. Normal artık tek tek kökleri bulmaya gerek yok. A şıkkı. Parabol verilmiş arkadaşlar. Bunlardan hangileri sadece iki farklı x değeri için sağlanır denmiş. Fonksiyonda bileşke fonksiyonsa dışarıdan içeri doğru gideceğiz. Şimdi f(fx4) ise f(fx4) yani içeride ne olmalı ki 4 olmalı, 2 vermeliyiz. Demek ki içeride fx arkadaşlar 2 olmalıymış. fx'i 2 yapan değere bakalım şimdi. Şöyle bir y eşittir 2 doğrusu çizeceksiniz. Y eşittir 2 doğrusuyla parabolün kesim noktası size kökleri verir. Örnek burası 0.7 olsun. Burası da işte 3.6. Bunun gibi, tamam mı? Uydurdum yani tamamen. Gerçi simetrik olduğu için hani ona da takılırsınız. Şunu ben yapayım. 0.7 toplamları 2 olması için 4 olması için 3.3 diyeyim de uydururken de düzgün uydurmuş olayım. Çok mühim değil de maksat görün yani olayı. Gördüğünüz gibi 2 kök sağlandı arkadaşlar sadece. Fx eşittir 2. O zaman fx eşittir 2. Yine içerideki hemen x'e odaklanmadan bakıyorum. Ne verirsem arkadaşlar 2 gelir. Demin yapmıştık zaten. Bir y eşittir 2 doğrusu çizersem demin de hani uyduruk değerimi yine tekrarlayayım. 0.3, 3.7 diyeyim buraya. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu iki değer için sağlanır. Haliyle fx arkadaşlar buradan 0.3 de olabilir. Fx 0.3.7 de olabilir. Buradaki problem ne? Şimdi fx eşittir 0.3 olması için yeşille göstereyim. Yeniden böyle bir doğru çiziyorum. Y eşittir 0.3. Bakın bu grafiği iki noktada kesti. Bir de kırmızıyla göstereyim. Sonra y eşittir 3.7. Bu da grafiği arkadaşlar iki noktada kesti. Toplam 4 nokta geldi ama 2 nokta gelmeliydi. Bu hatalı oldu. Şimdi bunu önemsiyorum gerçekten. Çünkü sınavda da buna benzer bir soru sorulmuştu. Bir de yorum yapmak gerekiyor arkadaşlar bu şekilde. Gelelim son şıkka. Fx eşittir 0. Yani fx eşittir 0. Buradan 1. 0 olması için x eksenini kesmesi lazım. X eksenine bir 0 da kesiyor, bir de 4 de kesiyor. 0 olması için içi, 0 olması için fx eşittir 0. Yine arkadaşlar x'e o zaman 2 değer vermeliyim. 0 ve 4. Bunu söylemiş oldum. Şimdi geliyorum artık ikinci duruma. Fx eşittir 4 olmalı. 4 için de 2 değer geldi. Bakın 2 kırmızı, bir de mavi nokta oluştu. Buradan da 3 tane nokta geldi ama 2 olmalıydı. Sadece 1 için sağlandı. A şıkkı. Y eşittir eksi 1 doğrusuna teğet. Şöyle bir y eşittir eksi 1 doğrusuna teğet demek. Bunun tepe noktasının ordinatı eksi 1 demek. Tepe noktasının apsisini biliyor muyuz? Hayır, zaten onu yerine koyup böylece eksi 1 olduğunu gör diyor. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan dolayı a artı 1 arkadaşlar. A artı 1'e eksi 1 noktası parabolün üstünde bir nokta sonuçta. Bunu gideceğiz yerine yazacağız. A artı 1'in karesi eksi 2 çarpı a artı 1 çarpı a artı 1 artı a kare eksi 3 eşittir eksi 1 olmalı. A artı 1'in karesi. Burası da eksi 2 tane a artı 1'in karesi sonuç olarak. O zaman eksi a eksi parantezinde a artı 1'in karesi artı a kare eksi 3 eksi a kare eksi 2a eksi 1 artı a kare eksi 3. A kareler gitti. Buradan eksi 2a eksi 4'ü öbür tarafa atarsak eksi 3 olacak, artı 3 olacak pardon. A da buradan eksi 3 bölü 2 olacak. B şıkkı. Öteleme sorularında benim tavsiyem mümkünse arkadaşlar tam kareye döndürün. Daha kolay görürsünüz. Bakın x kare eksi 4x'ten ilham alıyorum. Normalde birinci ile ikincinin çarpımı muhabbetinden x eksi 2'nin karesi olurdu. Ama o zaman 4 olmalıydı. Burada ne var? 3, 1 çıkarmalısın. Yine burada x kare eksi 10x, 5 ile x'in çarpımı, o zaman x eksi 5'in karesi. Yani burada da 25 olması lazımdı. 21 var. Demek ki arkadaşlar orası eksi 4'müş. Buna göre birincinin tepe noktası 2'ye eksi 1, ikincinin tepe noktası 5'e eksi 4. R'ye k'yı unutmayın. X eksi r'nin karesi artı k'ydı. Tepe noktasının apsis ve ordinatı. R apsis, k ordinat. Hatta şöyle de yazayım unutanlar için. Bakın buradaki katsayıdan bağımsız R ve K'dır tepe noktası. Haliyle aslında biz bunu 3 birim sağa göndermişiz. 3 birim arkadaşlar aşağı göndermişiz. Ama bunların zaten mutlakları isteniyor. Normalde eğer sadece A'yı isteseydi 3. Sadece B'yi isteseydi eksi 3 derdim aşağı gittiği için. Mutlakları olduğundan dolayı toplayacağım, 6 B şıkkı olacak. ÖSYM arkadaşlar tek noktada kesişmeyi bazen teğet olarak algılıyor. Yani kesişme dediğimiz şey şöyle delip geçmedir. Ben aslında 10 taraftarıyım ama bu yönde görüşüm. Ama ÖSYM de bazen tek noktada kesişmeyi böyle algılıyor, algılamanızı istiyor. Mecburen ona uymak zorundayız. Haliyle bakın B ve C'de iki noktada kesişiyor. A'da da tek noktada kesişiyor. Aslında A'da teğet diyor, B ve C'de de arkadaşlar bu şekilde kesiyor. Haliyle artık şunu söyleyebiliriz. Bunun tepe noktasının apsisi negatiftir. Sonra iki noktada kesiyor. Kestiği noktalardan birisi pozitif tarafta, birisi negatif tarafta. Y ekseninde pozitif tarafta kesiyor. X'e 0 verdiğin zaman zaten hemen C pozitif olacak bu yüzden. Kollar aşağı doğru olduğu için A negatif olacak. Tepe noktasının apsisi negatif olacağı için eksi B bölü 2A'ya bakacağız. Eksi ile eksi birbirini götürsün. A'ya ne dedik arkadaşlar? Eksi dedik. O zaman B'nin artı olması lazım. Böylece B'nin de eksi olması lazım, affedersiniz. Çünkü sağ taraf eksileri götürünce artı olmak zorunda oldu. Demek ki eksi eksi artıymış. Buna uyan şık E şıkkı. Şimdi arkadaşlar x'e 0 verdiğimiz zaman zaten y eksenine eksi 6'da kesiyor. O yüzden x kare artı ax eksi 6 şeklinde bir parabol bu. Bundan sonra 6'ya 0 bu denklemi sağlar. Ama şunu da diyebilirsiniz. Hocam köklerden bir tanesi 6 ise diğeri x1 ise işte burada bunların çarpımları eksi 6'dır. x1 de buradan eksi 1 olur. Kökü eksi 1 olduğu için demek ki x dediğimiz şey buradan eksi 1. Eksi 1'e 0 noktası çünkü A şıkkı. Hangisi yanlıştır denmiş? Arkadaşlar şunu düşüneceksiniz. Bir parabolde kollar daralıyorsa mutlak değerce büyüyordur. Örnek y eşittir 4x kare, y eşittir x kareye göre daha dar bir paraboldür. Çünkü daha hızlı yükselir. Daha hızlı yukarı çıkar. Yine aynı şekilde arkadaşlar y eşittir eksi 4x karede, y eşittir eksi x kareye göre arkadaşlar daha dardır. Bu böyledir, bu böyledir. Sakın yani negatifte bu daha küçüktür o zaman daha geniştir demeyin. Mutlak değerci büyük olan daha dar. Bundan dolayı hemen şunu söyleyebiliriz bakın. N m'den küçük. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar B de haliyle A'dan küçük olacak. Çünkü mutlak değerci büyük. Hangisi yanlıştır demiş. Bakalım A çarpı B sıfırdan büyüktür. A çarpı B sıfırdan büyüktür. Evet kollar aşağı doğru olduğu için eksi eksiden artı olur. M büyüktür nedir? Zaten onu kendim söyledim. B küçüktür A'dır. Yine kendim söyledim. M artı A küçüktür sıfırdır. Bakalım. M arkadaşlar pozitif bir sayı. A ondan da geniş. Haliyle arkadaşlar ne olacak? Geniş olduğu için bakın. Bu A'nın değeri M'nin mutlağından daha küçüktür. Haliyle M diyelim şöyle bir şey. Dörtgen. Uydurdum tamamen, hani uyduruk değer veriyorum. A da arkadaşlar eksi 2 gibidir. Toplayınca bunlar pozitif olur. O yüzden bu yanlış oldu. Mutlak N mutlak B'den küçüktür demiş. Evet bu da doğru arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Bir eğrinin parabol olup olmaması önemli değil. Y eşittir eksi x'e göre simetriyi demek. Üzerindeki bir xy noktasının eksi y'ye eksi x'e dönmesi demektir. Dönüşümler konusunda daha doğrusu bunu doğru analitiğinde de gösteriyoruz arkadaşlar. Bu ezber bilgiyi bilmek gerekiyor, tamam mı? Şimdi burada artık x gördüğün yere y yazacaksın demek bu. Bakın şimdi y gördüğünüz yere de eksi x yazacaksınız. Eksi x eşittir. Eksi y'nin karesi y kare. Eksi 7y artı 5. İşte sizin yeni parabolünüz bu. Haliyle bu durumda fonksiyon arkadaşlar y'ye bağlı. Gy olacak. Gy eşittir 1'i sağlayan demiş. O zaman gy eşittir 1 için şöyle bir x eşittir eksi y kare artı 7y eksi 5 diyeyim. Buradan x gördüğüm yere 1 yazacağım. Y'yi bilmiyorum işte. Hepsini de öbür tarafa atarsak y kare eksi 7y artı 6 eşittir 0. Buradan y eksi 6 ve y eksi 1 eşittir 0 oldu. Birisi 6 geldi, birisi 1 geldi. 6 ile 1'in arasındaki uzaklıkta 5'tir. D şıkkı. İki farklı noktada kesmektedir. Yani bunun farklı iki kökü vardır. Delta büyüktür 0'dır. M kare eksi 36 büyüktür 0. Buradan m eksi 6 çarpı m artı 6 büyüktür 0 olur. Eşitsizlik tablosunu yaparsak bakın eksi 6 6. M kare olduğu için artı ile başlayacağız. Eksi artı. Böylece alacağı değerler eksi sonsuzdan eksi 6'ya dahil. Kapat. Pardon, büyüktür olmalıydı. Dahil değil. 6 açık aralığı yine sonsuz oldu. Bunun yerine şıklarda ne var? Eksi 6 6'yı komple çıkar demiş. Olay bu. Cevabımız E şıkkı. Bu soru sorulduğu yıl biraz böyle anlaşılmamış olabilir ama sonra şıklara kontrol edince ya da bazen insan bir şeyler uyduruyor, oradan çözüm geldiğini görüyor. İnşallah sınavda bazen atsanız da tutar ama şimdi düzgünce göstermek zorundayım ben. Bir parabol var, kolları yukarı doğru, bir doğru var, eğimi negatif olduğu için sola yatık. Bunun arkadaşlar kapattığı sınırlı bölge burasıdır. Sınırlar neresidir? İşte kesim noktaları. Sana diyor ki aslında bu soruda Türkçesi, kesim noktalarından kareler toplamı büyük olanı seç. Bundan dolayı ne yapacağız? Kesim noktalarını bulmanın yolu bunları eşitlemektir, y'leri aynı olduğu için. X kare artı x eksi 6 eşittir 0. X artı 3 x eksi 2 eşittir 0. Buradan arkadaşlar bir kök eksi 3 geldi. Bir kökte 2 geldi. Eksi 3'ü yerine yazarsak ister burada ister burada fark etmez. Herhangi birinde yaz. X1 eksi 3 ise y1 9 olur. X2 2 ise y2 4 olur. Bunların kareleri toplamı arkadaşlar 81 9 daha 90 yaptı. Bunların kareleri toplamı 16 4 daha 20 yaptı. Karesi büyük olan bunlar. Cevap D şıkkı. Verilen parabolü düzgünce kullanmak gerekiyor. Şimdi bu parabolün arkadaşlar bir noktası, diğerinin tepe noktası. Bu tepe noktasının R'sini bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Zaten arkadaşlar R'ye 16 bu doğru, bu eğrinin üstünde. R eksi 2'nin karesi, çünkü burada bakın tam kare var. X eksi 2'nin karesi eşittir 16 olmalı. R buradan 6 da olur. R buradan eksi 2 de olur. Ama bunu kabul edemeyiz çünkü sol tarafta tepe noktası bu mavinin. Eksi 2'ye 16 noktasıymış. Güzel. Hemen B'yi buradan bulabilirim. Eksi B bölü eksi 2. Eksi B bölü A'dan. Buradan arkadaşlar eksi 2'ye eşit olacak. B eksi 4 geldi. Bunu bulduk. Eksi x kare artı 4x artı c eşittir y. Şimdi gelelim bir de şuna. Burası aynı zamanda gx'in ve fx'in üstünde. Tepe noktası kırmızının, yani 2'ye 0 noktası. 2'ye 0 noktası maviyi de sağlar. Eksi 4 artı 8 artı c eşittir 0'dan. c'yi de 4 bulduk. g 0 istenmiş. G 0 demek x'e 0 verdiğinde c'yi bul demek. C'yi zaten 4 bulduk. B şıkkı. Evet, güzel bir soru. Tamamen öteleme yardımıyla yapmamız gerekiyor. Dikkatlice izleyin. Tepe noktası bilinen bir parabol bu. A'yı eksi B. Yeni parabolün arkadaşlar tepe noktasını nasıl bulacağız? Şimdi Px arkadaşlar ne olmuş? X artı A ve A artı B. İçeride artı olursa ters düşünüyorduk. Yani burada eksi A, sağa doğru A birim gidiş, sola doğru A birim gideceğiz. B'de yukarı gideceğiz. B'lerde yani ordinatlarda bir problem yok. A'ya eksi A çıkarırsak 0 olur. Referans alacağımız ilk parabol çünkü. Bir de ona eksi B'ye B eklersek bu 0 olur arkadaşlar. Tepe noktası 1'i buldum. Tepe noktası 2'de yine A sola gidecek. A'ydı, sola gittiği zaman eksi A'dan dolayı 0. Bir de eksi b'ydi. Şimdi b de aşağı inecek. Eksi 2b olacak. Tepe noktası 2 bulundu. Geldik eksi a eksi b. Bu da ters düşünüyoruz. Yani eksi a olduğu için artı a ekliyoruz. 2a. B'ye çıkarıyorum. Eksi 2b. Şimdi arkadaşlar bir parabol. A ve b pozitif tam sayı olduğuna göre bir tanesinin tepe noktası burada. 0'a 0. Bir tanesinin tepe noktası 2a 2 eksi 2b. Böyle bir yerde 2a'ya eksi 2b. Diğeri de 0'a eksi 2b'de. 0'a eksi 2b'de bu şekilde y ekseninde bir nokta. Bu dik üçgenin alanı. Dik üçgenin alanı 2b birim uzunluğu, 2a birim uzunluğu, 2a çarpı 2b bölü 2'den 2ab oldu. Bu da arkadaşlar 54'müş. AB'yi 27 bulduk. Peki burada biz a ve b'yi nasıl bulacağız? Sorunun ilk başında belki gözden kaçan şu nokta. Orijinden geçiyor demek, orijin bunu sağlıyor demek. Y yerine de 0 yazacaksın. X yerine de 0 yazacaksın. Eksi A'nın karesi eksi B. B eşittir A kare oldu. Hemen B eşittir A kare ise burada B gördüğüm yere A kare yazarsam A çarpı A kare eşittir 27. A 3. B bunun karesi olduğu için 9. Toplamları 12. A şıkkı.